horlama, kişinin kendisiyle birlikte çevresi içinde neredeyse işkenceye dönüşebilecek önemli bir sorun. Üstelik kronik rahatsızlıklara karşı da bir uyarı işareti olabilecek bu duruma karşı önlem almak için birkaç yöntem izlemek, hayat kalitenizi artırmanın formülünü sunabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Horlama, bir sağlık sorunu olarak görülmese de insanları rahatsız eden bir durum olarak bilinmektedir. Horlama, çaresi oldukça aranan bir sorundur. Horlama nasıl geçer, horlama tedavisi nasıl yapılır, evde doğal çözüm önerileri, horlamanın nedenleri nelerdir? İşte tüm detaylar. Yeni araştırmalar, kötü bir gece uykusunun yüksek tansiyon riskinde artışa yol açabileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, insanların yarısının genellikle uygun bir kip almakta zorlandıklarını, bu da onları ölümcül felç, kalp yetmezliği ve artır hastalığı tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını tespit etti. Uzmanlar, yüz ve boyun şeklinin, aşırı kilonun, özellikle boyun çevresindeki yağların horlamaya neden olduğunu belirtti. Ayrıca virüs, bakteri veya alerjenler sonucunda oluşan tıkanıklığın da, horlamanın yaygın nedenlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Sırtüstü uyku, kötü beslenme, solunum yolları iltihabının yanı sıra, geniz eti varlığı ve büyük bademcikler, burun yaralanmaları ve dil şekli bile horlama faktörleri arasında yer alıyor. Üstelik horlama sesinden ziyade, tıkanma halinin de görülmesi, uyku apnesi riskini de taşıyor. Horlama bazen uyku apnesinin bir işareti olabilir, bu rahatsızlıktan muzdarip kişilerin nefes almasının durmasına neden olur. Genellikle boğulma sesi çıkarırlar. Kalp hastalığına, felce ve nadir durumlarda ölüme yol açabilir. Horlamanın nedenleri nelerdir? Horlamanın temel nedeni doğal nedenler olsa da, bazı durumlar horlamanın nedenleri arasında gelebilmektedir. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Horlamanın temel nedenleri ise şunlardır. Horlamanın temel nedeni doğal nedenler olsa da, bazı durumlar horlamanın nedenleri arasında gelebilmektedir. Bu durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Horlamanın temel nedenleri ise şunlardır. Burun, boğaz ve çenedeki şekilsel bozukluklar. Burun tıkanıklığı. Bademciklerin şişmesi. Soğuk algınlığı. Alerjik durumlar. Aşırı alkol ve sigara tüketimi. Uyku ilacı almak. Antidepresan kullanımı. Kalp hastalıkları. Uyku düzeninin bozulması. Hamilelik durumu. Diğer semptomlar arasında yeterince gözünüzü kapatmış olsanız bile, inanılmaz derecede uykulu olmak ve baş ağrısıyla uyanmak bulunuyor. Peki, kronik sorunlardan kaynaklanmayan horlama sorunu çözülebilir mi? İşte o yöntemler. Horlama nasıl geçer? Horlamanın geçmesi için uygulanabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Ancak ileri safhalarda tedbiren doktora başvurmak gerekmektedir. Pek çok kişi horlama nasıl geçer sorusunun cevabını merak ediyor. Bazı yöntemler denenerek horlamanın önüne geçilebilir. Horlamanın geçmesi için şu yollar izlenebilir. Horlama tedavisi nasıl yapılır? Horlamanın temel sebebinde belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak horlamaların azalmaması ve artması durumunda, mutlaka kulak-burun-boğaz doktoruna başvurulması gerekmektedir. Doktorların horlamanın temel sebebini bulmasının ardından, buna uygun bir tedavi yöntemi izlenilir. Horlamaya iyi gelen yöntemler. Yastığınızı değiştirin. Kuş tüyü veya yün yastığınızı elyafla değiştirin. Alerjiler horlamanıza neden oluyorsa, uyku ortamınızı alerjenleri teşvik eden malzemelerden arındırmak yardımcı olur. Uyku pozisyonunu kontrol edin. Sırtüstü uyku, genellikle horlamanın önemli sebeplerinden biri. Fakat yüzüstü uyumak da, sırt ve boyun kaslarınız için doğru bir pozisyon değildir. Bu nedenle yan dönerek uyumak, en rahat ve horlama riskini düşüren pozisyonlardan biridir. Bir vücut yastığı, bu noktada pozisyonunuzu korumak için en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Yatmadan önce bir kaşık zeytinyağı tüketin. Baharatlı yiyecekler yediyseniz, gece yatmadan önce bir kaşık zeytinyağı horlamanın azalmasına yardımcı olur. Hava yollarının tahrişini hafifletmeye yardımcı olacak bir anti-inflamatuardır. Zeytinyağının genel faydaları. Zeytinyağı çok eski tarihlerden bu yana insan sağlığı için kullanılmaktadır. Oleik asit zengini olan zeytinyağı, aynı zamanda antioksidan kaynağıdır. Yemeklerde ve salatalarda kullanılmasının yanı sıra, içilerek de tüketilen zeytinyağı, aynı zamanda kozmetik sektörünün de vazgeçilmezi arasında yer alır. Zeytinyağının genel faydaları. Karaciğeri temizler. Karaciğer tüm vücudumuzu temizlemekte görevlidir. Zeytinyağı da karaciğeri.
vücudumuza giren toksinleri karaciğer salgılarıyla temizler. Zeytinyağı da karaciğerin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Zeytinyağı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu da sindirim sisteminizi düzenler ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Günde bir yemek kaşığı oranında zeytinyağı tüketmeniz durumunda, sindirim sisteminiz düzenlenecektir. Kabızlık yaşıyorsanız bu soruna çözüm olacaktır. Metabolizmayı hızlandırır. Zeytinyağı tüketmeniz, metabolizmanızı hızlandırır ve kilo vermenizi sağlar. Her gün zeytinyağlı salata tüketmeniz ve bunu öğün haline getirmeniz durumunda, formunuzu korumanıza yardımcı olacaktır. Kemikleri güçlendirir. Zeytin, yüksek oranda kalsiyum içerir. Kalsiyum kemiklerin yapı taşıdır. Bitkisel yağ olan zeytinyağı kemikleri güçlendirir ve korur. Zeytinyağı mineral bakımından da zengindir. Onun bu etkisi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar. Cildi korur. Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Güzelleştirir ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Makyaj malzemelerine karşın, cildi kimyasallara karşı korur. Saç bakımına etkisi. Zeytinyağı saç bakımına da faydalıdır. Birçok saç bakım ürünlerinin içeriğinde zeytinyağı mevcuttur. Ancak evde çözüm olarak, zeytinyağını saçınızda duştan önce 15 ila 20 dakika bekletirseniz, saç dökülmesini azaltır ve canlı gözükmesini sağlar. Diyabete etkisi. Zeytinyağı, kan şekeri seviyesini düşürür. Diyabet hastaları için insülin görevi görür ve sorunlara pozitif etki sağlar. Kan basıncını düzenler. Kan basıncını düzenler ve bu da tansiyonunuzun normal seviyede olmasını sağlar. Stresi azaltır. Günde bir miktar zeytinyağı tüketmek, yorucu ve stresli hissettiğiniz zamanlarda size destek sağlayacaktır. Zeytinyağı aynı zamanda, vücudunuzun enerjisini korur ve size canlılık katar. Sabah kahvaltınızda zeytin tabağına bir miktarda zeytinyağı döküp, baharatlarla damak zevkinize göre tatlandırarak tüketebilirsiniz. Bunların dışında zeytinyağı, kolesterol dengenizi korur. Meme çatlaklarına iyi gelir, meme kanseri riskini azaltır. Zeytinyağı sağlıklı yağlardan olduğu için, her gün tüketilmelidir. Fakat miktarı doğru belirlenmelidir. Horlamaya iyi gelen diğer yöntemler. Tıbbi müdahaleler ve testler gerektirmeyen horlama rahatsızlıkları için, evde uygulanabilecek kolay yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması durumunda, horlamanın önüne geçilebilmektedir. Horlama için şu doğal yöntemler kullanılabilir. Sinüslerin açılması için nane yağı. Altın mühür bitkisi. Bol bol C vitamini tüketimi. Nane bitkisi ve çemen otu. Okaliptüs yağı. Zencefil. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.